İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl Kalapatoğlu konuğumuz. Hem son yaşanan olaylar hem de yeni genelge ile birlikte başlayacak olan yeni dönemi konuşacağız. Öncelikli olarak hoş geldiniz yayına. Türkiye son günlerde sokak köpeklerinin saldırılarını konuşur oldu. Özellikle hukuksal anlamda sokakta gerçekleşen saldırılarda sorumlu kim? Yani kimin dur demesi ya da denetlemesi gerekiyor bu hayvanları, bu can dostlarımızı? Özlem Hanım, öncelikle günaydın. Güzel bir yayın olsun dilerim. Bizim doğru anlamamız gerekiyor her şeyi. Öncelikle 5199 sayılı bir kanunumuz var. 2004 yılında yürürlüğe giren. Ve o tarihten itibaren de sokak hayvanlarıyla alakalı her türlü sorumluluk, görevler, yetkiler belediyelere verilmiş durumda. Belediyeler ne yapmalıydı bu 17 yıllık süre içerisinde? Her ilçesinde bakım evi kurmalıydı, bu hayvanları kısırlaştırmalıydı, aşıları yapılmalıydı. Ve besleme noktaları kurarak hayvanların tok olmasını sağlamalıydı. Ancak bugüne kadar çok büyük ihmaller yapıldı. Çoğu ilçenin bakım evi yok, hayvanlar kısırlaştırılmış değil sokaklarda. Üretim ve kaçak üretim çok var, insanlar satın alıyorlar, şuursuzca terk edişler var sokaklara. Hayvanlar kısır değil, sayıları artıyor, açlar. Şimdi bunların hepsi bugüne kadar 17 yıllık süreçte hiçbir önlem alınmadığı için tabii bir birikime gelmiş oldu. Nitekim 14 Temmuz 2021'de yasamızda yeni bir düzenleme daha yapıldı biliyorsunuz. Ve bu genelge esasında o yasaya uygun olarak çıkartılmış bir genelge. Bir şeyin altını çizmek isterim. Bir, tehlikeli hayvan yoktur. Maalesef tehlikeli insan vardır. Ve tehlikeli insan eliyle, şiddete eğilimli insan eliyle şiddete yöneltilmiş hayvanlar oluyor mecburen. Peki, bu çok üzücü. Hatta buyurun. Sözünüzü kesiyorum ama biraz önce haberde izlediniz işte bir köpek, evet, yine maalesef sahibi tarafından yönlendirildiği iddiası var. Saldırgan hale getiriliyor. Elbette onlar bizim can, doğru, dostlarımız. Sorumluluklarımızı çok iyi biliyoruz. Peki bu gibi durumlarda mesela neler yapılması lazım? Yasalarda cezai bir karşılığı var mı? Yani o köpeği o hale getiren aslında cani, evet, diyebileceğimiz kişiler de var. Evet, kesinlikle. Zaten bence bu tür haberlerde pitbull vahşeti diye o pitbullları çekmek yerine orada gerçeği gösterdiniz az önce de kenarda durup seyreden kişiyi daha yakından çekmek gerekiyor. Yani ruh hastalıklı bir hal bence o. Hem öyle bir hayvanı şiddetli hale eğilime getir, hem hayvanı orada sal, bir de insanlara saldırırken de otur seyret. Yani bu psikolojik anlamda neresinden baksanız rahatsız bir durum. Tabii, bunlara karşı... Buyurun. Şimdi pitbull'lar yasaklı, tehlikeli, yasa olarak tehlikeli ırklar olarak nitelendiriliyor. Bu noktada, evet, mesela dışarıda nasıl gezdirilmesi lazım? Bakıyoruz ağızlarında bir ağızlık yok. Maalesef Asiye örneği var. 4 yaşındaki bir kız, evet, hepimizin şimdi içini acıttı. Şimdi 6 tane ırk. Evet, Özlem Hanım, 6 ırk sayıldı. Hı hı. Tehlike arz eden ırk olarak. Pitbull'lar, Dogo Argentino, Filabilesilerio, Dogo Argentino şeyler, Japanese Tosa'lar, American Staffordshire ve American Bully'ler ve bunların melezleri artık tehlike arz eden ırk. Bunların 14 Ocak 2022'ye kadar sahipleri tarafından çiplendirilip, kısırlaştırılıp ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması gerekiyor. Ve bundan sonra da mutlaka tasmada, ağızlıklı ve pasaportlarıyla beraber dolaştırılmaları gerekiyor. Bu tarihten itibaren kayıt altına alınmayanlar zaten 11 bin lira para cezası kesilip el konacak. Kayıt altına alınanlar da mutlaka tasmada, ağızlıklı ve çocuk park alanlarına sokulmamak üzere gezdirildiklerinde eğer herhangi bir ihlalleri olur, işte pasaport yanında olmaz, tasmada olmazsa hayvan, ilkinde uyarılacak ve 11 bin lira para cezası kesilecek. İkincisinde de tekrar bir 11 bin lira para cezası kesilip bu sefer hayvana el konacak. Şimdi bunlar zaten yasada vardı. Dün açıklanan genelgede de bir kez daha üzerinden geçildi. Yani esasında olmayan, yasada olmayan bir şey genelgede yer almıyor. Kaldı ki normlar hiyerarşisinde hiçbir genelge yasaya aykırı zaten düzenlenemez. Şimdi Buyurun. Devam edin lütfen. Ben rehabilitasyonun altını çizmek isterim. Yani, hı hı, sokaktaki sahipsiz hayvanlar toplanacak, götürülecek doğru bir açıklama değil. Zaten yasa diyordu ki
sokaklarımızdaki tüm hayvanlar dijital kimliklendirme ile kayıt altına alınacak. Şimdi bizim ülkemizde de bugüne kadar bu hayvanlar sadece yapılanlar tabii, hepsi yapılmadı maalesef, kısırlaştırdılar ve kulaklarına küpe takıldı. Şimdi tabii ister istemez bütün hayvanlar dijital kimliklendirme ile kayıt altına alınmak üzere toplanacak. Ama bu hayvanları toplama eylemi değil. Bu hayvanları seferberlik halinde kısırlaştırma ve kayıt altına alma eylemi. Nitekim kanunda rehabilitasyon çok açık. Rehabilitasyon nedir? Hayvanın tedavisi yapılır, aşısı yapılır, dijital kimliklendirme ile işaretlenmesi yapılır. Ve rehabilitasyonu bittikten sonra, yani bu işlemler yapıldıktan sonra alındığı mahalle geri bırakılır. Bizim sadece vatandaş olarak bu hayvanların geri geldiklerini takip etmemiz gerekiyor. O kadar. Yani tamamen her şey yasaya uygun hareket edilmesi gerekiyor belediyeler tarafından. Biz de vatandaş olarak sıkı olarak takip edeceğiz bunu. Çok teşekkürler. Çokça konuşacağız önümüzdeki günlerde. Elbette can dostlarımız bizim için kıymetli. Umut ediyoruz, evet, güzel haberler vereceğiz. Çok teşekkürler. İstanbul Barış Hayvan Hakları Merkezi Başkanı. Ben teşekkür ederim. Avukat Tavşancıl Kalapatoğlu konuğumuzdu ve devam ediyoruz.